Ya kardeşim toprağın içinde. Sen protein çeşitlerini ne bilirsin ya? Amino asit çeşitlerini ne bilirsin? Kara topraktan bütün proteinlerin hangisinin ihtiyaçları varsa hepsinden koyuyor içine. Karbonhidrat nereden bilirsin? Şeker nereden bilirsin? Elhamdülillah Allah ve siz diyor. Ya kara toprak hiçbir şey yok. Çamurlu toprak. İncecik kökler içine giriyor. Aslında leş gibi bir su gelmesi lazım oradan. Çamurlu suyun içine. Ya incecik kök bu kardeşim. Yani bu ne yapabilir bu? Mesela plastik bile koysan içine sızar ya. Kokusu sızar, toprağın sızar. Zar gibi incecik toprağın asla ve kat'a kokusunu, kirini, mikrobunu hiçbir şeyini almıyor. Terkos suyu gibi de değil suyu. Kristal gibi. Çok kaliteli suyu getiriyor. İçine de vitamini Allah dolduruyor. Müthiş bir koku ekliyor. Çilek kokusu. Muazzam. Acayip güzel bir koku. Güzel bir asit tadı veriyor. Hafif bir ekşilik. Tam ayarında. Güzel bir tat. Güzel bir kıvam. Güzel bir çıtırtı. Hamd edin diyor Allah. Yok ya diyor tesadüfen oldu diyor. Evrimden oldu diyor. Evet, o zaman da tamam diyor Cenab-ı Allah. Ahirette. Tesadüfen nasıl olurmuş? Ben sana ona göre bir ortam meydana getireyim diyor Cenab-ı Allah. Hani böyle demiyor da Allah yani. Ben anlamaları için söylüyorum. Tam tesadüfen olmuş gibidir cehennem. Tam onların dediği gibi. Tam kararlı değil misin sen Allah'ın yokluğundan? İşte tam sen ona göre yaratmış Allah. Sonsuza kadar sürünüyor adamlar. Yine Allah inkarda kararlılar. Özel yaratılmışlar. Ecaip. Acayibattan, garayibattan inşallah. Ya ne kadar acayip metafizik bir dünya. Maşallah. Sonunda da, en sonunda da birdenbire perde bir kalkıyor. Selamun aleyküm diyorlar. Hoş geldin, sefa geldin. Ya hiçbir kesinti olmadan. Hiçbir kesinti olmadan. Küfür de çok ızdıraplıdır. Çok rahatsız edicidir. Ayaklar birbirine dolandığında diyor Allah ayette. Ayak hissini kaybeder. Ayak blok olarak alır şeyi. Yani ayak hissi kaybolur. Yani ayaklarının nerede olduğunu tespit edemez. Yani ayak hissi verilmiyor. Vücudunu kaybediyor ayak hissini. Onun için diyor ki Allah'a şeyde hani ayette de yüzü koyun sürünerek gelirler diyor. Ayak hissini kaybetmiş. Yok ayak hissi. Yüzü koyun sürünerek gelirler diyor Allah. Kafalar ters çevrilmiş. Arkada kafası. Yani ensesi göğsünde oluyor. Yüzü de sırtında. O şekilde. Ben görüyordum diyor. Gözüme ne oldu diyor. Soruyor. Tesadüfe inanmıyor muydun işte? Mutasyona uğradığında olacağına öyle inanmıyor musun zaten? Mutasyon gözü kör eder. Tesadüf oldu diyorsun işte tamam. Karşılığını almışsın. Mutasyonda da kafa ters dönmüyor mu? İşte onu da almışsın. Onun karşılığını da almışsın. Ayağın da işlemiyor. Mutasyon sonucu oluyor diyorsun. İşte ayağın da işlemiyor. Meyveler çok iğrençtir cehennem meyveleri. Mutasyon oluyor demiyor musun? Su da çok berbat. Leş gibidir yerden kaynayan su. Ve kaynar su. Onu içiyorlar. Tesadüfen oldu demiyor musun kainat? Evet. Tamam yer mağma diyorsun. Su da var diyorsun. Evet. Suyla mağma birleşince ne olur? Kaynar işte. Evet. Al iç diyor Allah Cenab-ı Allah. Tesadüfen dediğine göre işte tam karşılanmış oluyorsun. Ama tabii şimdi biz Müslüman olarak şaşıyoruz ya böyle adam olur mu? Bunlar özel yaratılıyor. Yani o şaşırmayı biraz iman gözüyle kontrollü hale getirmek lazım. Çünkü bak diyor ki Allah bunlar için. Gözleri görmez bunların diyor. Kulakları da duymaz diyor. Kalp gözleri de kördür diyor. Bak şimdi çok önemli detay veriyor Allah burada. Bu muhkem ayet. Sen onları canlı zannedersin diyor. Yaşıyor zannedersin. Onlar ölüdür diyor. Zombi. Fakat öyle bir görünüm veriyorum ki diyor Cenab-ı Allah, siz onu canlı zannediyorsunuz diyor. Yani konuştuğu için, baktığı için, yürüdüğü için canlı zannediyor. Halbuki canlı değil diyor Allah. Allah ruhu üfürmemiş.
Onun için başa bakıyor adam, onu canlı zannediyor. Peygamberimiz de mesela sürekli tebliğ yapıyor. Canım peygamberim, canım dedem. Neredeyse kendini helak edeceksin. Onlar diyor iman etmiyor. Halbuki adam ölü zaten. Ölü olduğu için anlamıyor. Resulullah da canım benim, o güzel kalbiyle, güzel sevgisiyle, büyük bir coşkuyla anlatıyor. Allah uyardıktan sonra vazgeçiyor peygamberimiz. Çok rahatsız oluyor anlamamalarını. Anlatıyor anlatıyor, adam anlamıyor. Ölü. Zombi adam. Ya bildiğin ceset ya, ölü yani. Sadece hareket ediyor. Yani var ya morgda ölü var. Evet. Yani o mesela bilimsel imkanlar kullansa, adamın kolunu falan hareket etsen, gözünü açtırsan nasıl olur? Evet. Aynı onun gibi bildiğin klasik ölü. Evet. Sokakta, caddelerde çok fazla zombi vardır, ölü vardır. Fakat hiç fark etmez. Mesela birçok insanın annesi babası zombidir, bilmezler. Mesela çocuğu zombidir. Ölü bilmiyorlar. Bilse çok korkarlar ama. Tabii. Acayip korkarlar. Yani bildiğin klasik ölü. Bilmedikleri için çok rahat yaşıyorlar. Allah bildirmiyor özellikle. Mesela cinler şeytanlar hiç göstermiyor. Görseler çok korkarlar.